Hayal hem kolay hem zor. Hayat o televizyondaki pembe dizilere benzemiyor gençlerim. Onu iyi bir muhasebe yapıp iyi bir pazarlama yapmak lazım. Pazarlama önemli. İnsan hayatı böyle bir şey. Muhasebenizi iyi yapacaksınız, pazarlamasını da iyi yapacaksınız. Her şey kendini sevmekten geçiyor. Kendini sevmekten ayakların üzerinde durabilecek bir yapıya sahip olması. Şimdi bu sıralarda, bu okul bahçelerinde, sıralarında okul içinde kazanılan yetenek ve beceriler var, kabiliyetler var. Dolayısıyla burada ne aldınız, aldınız. Dışarıda hayatta size çok az kısımdan etkileniyorsunuz. İnşallah biriniz başarılı öğrenci olacaksınız. Üniversiteye tercihlerini yaparken tercihleriniz düzgün olsun. Ne yaparsanız işinizi düzgün yapın. Vatanı millete sahip çıkacağız. İçeride ve dışarıda çok düşmanlarımız var. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere çok değer veriyoruz. Bir milletin geleceği, bir milletin istikbali, o milletin insan kaynağı ve gençliği. Sizler de bu memleket için, bu millet için gerektiğinde canınızı feda edeceksiniz. Gerektiğinde canımızı feda edeceğiz. Çünkü bizim en büyük değerimiz, varlığımız, hürriyetimiz, memleketimiz, vatanımız. Biz vatanımızı asla kaybetmedik. Bundan sonra da inşallah kaybetmeyeceğiz. Düşman çizmesini çiğnetmedik ve bundan sonra da çiğnetmeyeceğiz. Benim gönlüm yani iyi öğrencilerimizin felsefeye, tarihe ve edebiyata gitmesi ister. Edebiyatım zayıftı yani. Çok hep matematik hevesli olduğum için edebi kısmı biraz boş bıraktım yani. Kimya ve edebiyatım. Ama diyorum ki hayatta keşke edebiyatı da beraber götürebilseydim. Bir şiir okumanın ne kadar güzel olduğunu, insanın maneviyatını, insanın beynini ne kadar güzel dinlendiğini, duygular hislerine cevap verebildiğini o anda görüyorsun. Edebiyatı boş atlamayın. Bizim yerimizde sistem mesela da var. Maşallah parayla şey. Sistem bozlar. Diğer resmi bir ağız şey. Şeyde sıkıyor mu? Önümde. Bundan bir taraftan okullarımızın maddi ihtiyaçları, işte onların bakımında benzeri küçük işleri. Diğer taraftan da açtıkları kütüphaneler, gençlik merkezleriyle eğitim alanlarında ciddi katkıları var. Bu anlamda Gebze Belediye'mizin de hem okullarımıza hem diğer türlü hem de işte eğitim kurumlarıyla çocuklarımıza ciddi destekleri var. Ben burada kendilerine teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye'nin en genç nüfusu, dünyanın en genç nüfusu Türkiye. Avrupa'da böyle bir nüfus yok. Çoğu işletmeler kapanıyor. Bildiğim için söylüyorum. Ve Türkiye'de her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Ne kadar düşman olursa olsun, içimizde ve dışımızda hainler, nüfak sokanlar bizi yani ekonomik sıkıntıya sokarak kötü şartlarda yaşam sürmemizi isteyen kadar olsa da ama biz bunları biz eğitimle aşacağız. Eğitim onun için önemli. Biz bu anlamda desteklerinizi, esirgemenizi biliyoruz. Gayretlerinizi yapıyorsunuz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yeni bir nesil, yeni bir güzel nesil yetişmesini arzu ediyoruz. Onun için de belediye olarak elimizden geldiği kadar okullara maddi manevi destek veriyoruz. Yapılanmalara da destek oluyoruz.